geçmiş olsun bir kere. Çok yani sağ olun, teşekkür ederim. Sizin çocuğunuzda ne sorunlar vardı? Bir kere şu an kaç yaşında, ne zaman doğdu? Öykü şu anda 5 yaşında, 2014 doğumlu, 12 Aralık 2014 doğumlu. Biz durumu doğduğunda fark ettik. Her iki elinde de orta parmak eksikliği ve parmak aralarında açıklıkla doğdu ve sol ayağında da parmak yapışıklığıyla doğdu. Doğmadan önce biliyor muydunuz? Yok, hayır, bilmiyorum. Peki doğduğu zaman, gördüğünüz zaman ne hissettiniz veya ne... Tabii ki büyük bir şok yaşadık. İlk defa karşılaştığımız bir durum ve öncesinde haberimizin olmaması bizi bayağı bir şoka soktu, açık söylemek gerekirse. Ama tabii sonuçta yapılması gereken neyse onun yapılacağı belli değil. Zaten doğar doğmaz hemen eşimin doğum yaptığı hastaneden bir doktor geldi. Bir ufak bir inceleme yaptı ve sadece estetik görünümün düzeltilmesi gerekeceği, ellerinde herhangi bir fonksiyon kaybı olmayacağını söyledi ki gerçekten de o şekilde oldu. Yalnız biraz zaman geçmesi gerektiğini söyledi çünkü kemiklerin oturması için operasyon yapılması konusunda biraz beklememiz gerektiğini söyledi. Çocuğumuzdaki tanı neydi, ellerindeki tanı? Ellerindeki tanı parmak eksikliği ve parmaklar arasında açıklık var. Yani yarık el. Yarık el. Diye söyleyelim. Hani yarık siz el. Biliyorsunuz diye. Sonrasında ne aşamalardan geçtiniz? Bir süre tabii ki beklememiz gerekti. Çünkü öykünün ilk doğduğundan itibaren yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Biz bu arayış içerisinde yaklaşık 2015-2016 senesinde girdik. Birçok estetik merkezine gittik, birçok hastaneye gittik. Özel olsun, devlet hastaneleri olsun. Birçok farklı doktordan da fikirler aldık. Fakat bize çoğunun gösterdiği yer bu Gazi Osman Paşa'da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hastanesi'nde Berkan Bey ve Bülent Bey'e bizi yönlendirdiler. Orada yapılırsa bu işten en olumlu sonucu alacağımızı söylediler. Ve biz 2017 senesinin başında geldik ve her iki hocamızla da görüştük. Kendileri de incelediler. Röntgenleri çekildi, neler yapılabilir, ne durumdan ne duruma getirebiliriz diye tartıştık. Ve 2017 senesinin 11 Eylül'ünde ilk ameliyatı burada gerçekleştirdik. O zaman ne yapıldı? Ne ameliyat yapıldı size? O zaman her iki el için parmak aralarının yakınlaştırılması operasyonu yapıldı. Ve ayağın içinde çok ufak bir düzeltme yapıldı. Biz ilk operasyondan sonraki sonuçtan gerçekten çok memnun kaldık. Yani beklediğimizin çok çok ötesinde bir netice aldık. Çünkü ben kızımın ilk doğduğu zamanki ellerinin durumunu da bildiğim için yani gerçekten arasında dağlar kadar fark vardı, onu söylemek istiyorum. Fakat tabii ki sonrasında gelişim süreci devam ettiği için parmaklardaki açılma tekrar gözlemlenmeye başladı. Ve biz bu durumdan yaklaşık 2 sene sonra, yani ilk operasyondan 2 sene sonra tekrar Bülent Hoca ile ve Berkan Hoca ile irtibata geçtik. Ne yapabiliriz? Tekrardan bir operasyon gerekir mi, gerekmez mi tartıştık. Ve 2019 senesinin Ekim ayında ikinci bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda yine parmaklar arasında bir düzeltme gerçekleştirildi. Ve kızımın sol ayağındaki parmak yapışıklığı tamamen ayrıldı. Yani... Ben bile şu aşamada inanamıyorum geldiğiniz dereceye. Şimdi aslında yeni bir teknik uyguladık, size de anlattık. Yeni bir ip tekniğiyle aslında hani iki parmağı yaklaştırma ameliyatı yaptık son aşamada. Tabii bu şu andaki şeyi de koruyacak. İleride gelişme sürecinde de inşallah daha fazla açılmasın diye umut ediyoruz ama İnşallah. Biz büyüme süreci bitene kadar bu işi takip etmemiz gerekiyor. Onu da hani Tabii ki. Siz biliyorsunuz. 13-14 yaşına kadar büyümesi tamamlanana kadar o süreç devam edecek. Tabii bu arada yani sizin eğitim vermeniz ve çocuğu yani bu işe alıştırmanız da mükemmel derecede. Onu nasıl becerdiniz? Ben onu şöyle söyleyeyim yani biz bunun öyküye çok normal bir şey olduğunu ve belirli operasyonlarla, belirli yapabileceğimiz şeylerle düzeltilebileceğini, onun haricinde ilk önemlisi bence bu durumun öykü için hiçbir farklılık yaratmadığını kendisine anlatmaya çalıştık. Çünkü normal bir elinde 5 parmağı olan bir insanın yapabildiği her şeyi öykü gayet rahat bir şekilde 4 parmağıyla, hatta o eski ellerinin ilk açık haliyle dahi yapabiliyordu. Ve bunu da görmesi zaten kendisine bir motivasyon oldu.
Biz de bunu destekleyici şekilde kendisine yaklaştık. Tamamen durumun düzeltilebileceği ve nasıl beş parmağı olan bir insan elini kullanabiliyorsa aynı şekilde kendisine de çok çok daha fonksiyonel bir şekilde ellerini kullanabileceğini kendisine anlatmaya çalıştık. Ve ben mesela bunlar dışarıda da karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi çevrede girdiğimiz ortamlarda insanlar soruyorlar. Yani bize sormasalar bile öyküye soruyorlar. Ya sen niye böylesin? Ellerin niye böyle diye. Çok karşılaştık böyle durumlarda. Biz öyküye bunu şu şekilde anlatmıştık. Ben böyle doğdum. Benim ellerim bu şekilde oldu. Fakat işte yapılacak bazı şeylerle düzeltilecek. Ve kendisi de daha bize fırsat vermeden soruları soran kişilere bu cevapları veriyordu. Ve bu da durumu ne kadar kabullendiğini gösteriyordu aslında. Aslında hani bu tip sorunları olan hastalarda genellikle kabullenme süreci aile tarafından çocuğa bu olayın nasıl aktarılacağı kısmı çok önemli. Çok önemli tabii ki. Siz onu çok büyük bir başarıyla geçirdiniz. Ben hani yani en iyi atlatan ailelerden biri olduğunuz için aslında ailelere hep söylüyorum bu durumda artık barışık olmayı ve bu çocuğun bununla yaşayacağını anlatmanız gerektiği. Bunda siz de mutlu olmalısınız, o da mutlu olmalı. Tabii ki yani bunun hayatında bir eksiklik olmadığını, tam aksine kendisi için motive edici bir durum olduğunu biz kendisine anlatmaya çalıştık. Yani bunu da gerçekten çok iyi becerdiniz. Yani sizi ayrıca tebrik etmek lazım. Teşekkür ederiz. Çok mutlu bir çocuk. Yani çok düzgün bir kişilik. Yani hakikaten ellerinize, kollarınıza sağlık. Yani hakikaten çok teşekkür ederiz. Bu aşamada yani bu işle mutlu beraber yaşamak konusunda en başarılı ailelerden bir tanesisiniz. Çok sağ olun. İnşallah önü de açık olur, yolu da açık olur. Çok güzel bir kız zaten. İnşallah. Yani sonuçta bir yarık elin aslında tamama yakın düzelebileceği ve işte hani düzgün kullanabileceğini siz bize gösterdiniz. Yani aslında hani bu el kullanma kısmında da sizin onu çok güzel eğittiğinizi düşünüyorum. Yani biz kesinlikle şey yapmadık, aman kızım senin ellerin böyleyse sen şunu tutma, şunu kaldırma, şöyle yapma, hani hiçbir şekilde bir kısıtlama uygulamadık öyküye. Tamamen her konuda serbest bıraktık. Ellerinin ilk halinde, hiçbir operasyon geçirmediği dönemde dahi biz onun ellerini normal kullanabiliyormuş şeklinde kullanmasını sağladık. Ki zaten bu da hem operasyon öncesinde ve operasyon sonrasında iyileşme sürecini ve gelişim sürecini de hızlandırdı. Çünkü ellerin normal fonksiyonda devam etmesi, o alışkanlığın devam etmesini de sağlıyor aynı zamanda. Bence de yani sonuçta gelişim süreci ellerle beraber devam ediyor. Tabii ki. Ama işte kafayı oraya takmayıp sadece yani hani insan vücudu eliyle ayağıyla değil, bütün beyinsel ve fonksiyonel gelişmesiyle devam ediyor. Ama yani işte bundan sonra da aslında okul süreci başlayacak. Bundan sonraki en önemli süreç o. Evet, orada biraz bir tedirginliğimiz oldu açıkçası ama şöyle bir durum var. Biz öyküyü o döneme de hazır hale getirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Çünkü tabii ki kabul etmek lazım. Çocuklar acımasızdır. Soracaklar, belki farklı şekilde yaklaşacaklar. Ama ben babası olarak öyküye her zaman şunu empoze etmeye çalıştım. Bu durum bir eksiklik değil. Eksiklik olarak görülen ortamlarda bile sen zekanla, girişimciliğinle, hitabetinle, oradaki ortamdaki duruşunla bunları kapatabilecek durumdasın ve zekaya sahipsin. Ben tamamen bunu öngördüm. Ve Öykü'nün de bunu okula başladığı dönemlerde başaracağından çok eminim. Ben de eminim. Yani aslında Öykü yani ruhsal ve bedensel gelişimi çok iyi tamamlıyor. Yani dediğim gibi inşallah bundan sonraki ömrü hayatım boyunca da sizin verdiğiniz bu motivasyona iyi gidecek gibi duruyor. İnşallah. Ben şunu da ilave etmek istiyorum. Kesinlikle bir içe kapanma, işte bir aman benim çocuğum şöyle biz çıkartmayalım ya da çocuk iç açısından aman benim ellerim böyle biz şuraya gitmeyelim, bana bunu söylerler, bunu derler diye bir yaklaşım içerisine girmedik. Tam aksine benim eşim her zaman işte sinemasıydı, tiyatrosuydu, etkinliğiydi. Bütün çevrelere girdik, bütün ortamlarda bulunduk ki çocuk en azından kendini kabul ettirebilmeyi öğrensin, bu şekilde ellerinin durumunu çok fazla kafasına takmasın diye.
Dediğim gibi yani tedavi süreci de çok iyi gitti. Her Evet. şey yolunda şu anda. Evet. İnşallah bundan sonraki süreçte de iyi gider. İnşallah. 6 ayda bir, senede bir inşallah görüşmek dileğiyle. Başka bir bundan sonraki süreçte çok fazla bir şey yapacağımızı düşünmüyorum ama inşallah gerekmez. Gerekirse de biz buradayız. Zaten bu işi baştan beri hep söylüyorum. Bu iş aslında başlandığı zaman belli sabit bir yerde devam edilmesi lazım. Tabii ki. Gelişim süreci bitinceye kadar da aynı adamın, aynı ekibin tekrar takip etmesi lazım. Tabii ki. Bu işte en önemli noktalardan bir tanesi de o. Bir oradan bir oraya geçerseniz mutlaka sorunlarınız daha da büyüyerek, Farklı artarak farklı devam edecek. sorunlar çıkacaktır. Başlandığı yerde devam etmesi ve neticelendirilmesi bence de çok uygun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.